1 dolar yazıp baksan arkada koyarız. Martha Washington var. Bugünkü gibi Benjamin Franklin var. Kim var bugün? Ufak paralar taşımadığım için 1 dolar mı da? Kimin taşıdığını biliyoruz 1 dolarları. Unutmadık. Unutma. Anan sana. Çok iyi. Sen fazla güldün Berat. Şüphelendim. Dım 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 dım. Ne kadar oynak. Çok akılda kalıcı değil mi ya? Ya evet, sinemaya gittiğimde dedim ki Allah Allah, bu adamı yani direkt tanıyorsun. Diyorsun ki bu Ennio Morricone. Bugün arkadaşlar Yojimbo'dan bahsedeceğiz. Ne alaka diyeceksin. Ennio Morricone ile ne alakası var? Akira Kurosawa'nın muhteşem filmi. Hakikaten hem Yojimbo'dan bahsedeceğiz hem de direkt onun birebir kopyası olan Perunpunyo di Dolari. A Fistful of Dollars. Bu dolar trilojisinin ilk filminden de bahsedeceğiz. Hem Akira Kurosawa hem Sergio Leone'den bahsedeceğiz. Sergio Leone direkt Akira Kurosawa'dan çaldı. Hırsızlık yaptı. Kara kara aynı filmler. Bu orta çağda da İtalyanlar epey tüccarlar da araklıyormuş ya böyle. Evet. Demek ki oradan böyle bir Sergio Leone diyor ki bu araklama işine ben diyor ondan almadım, Carlo Goldoni'den aldım diyor. Venedik'e gidenler bizim evin oralarda dolaşırken Goldoni'nin oyunlarını oynayan tiyatroları göreceklerdir. 18. yüzyıl olması lazım. Çok eserini bilinmeyi değil. Ondan aldığını söylüyor. İki bir şey diye bir oyunu. Buraya yazarım. Oyunda bilmiyorum ben yani. Oradan aldığını söylüyor. Ama Akira Kurosawa filmi izleyecek ve Sergio Leone'ye Mr. Leone filmimizi çok beğendim. Gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışsınız ama bu benim filmim diye bir mektup yazıyor. Dava ediyorlar ve %15'ini alıyorlar. Akira Kurosawa'nın bir filmden en çok para kazandığı dönem Perunpunyo di Dolari'deki şey. Çünkü yani mesela Yojimbo'da kasabaya giriyor bizim samuray abi. Şeyde kasabaya giriyor. Clint Eastwood'da kasabaya giriyor. Yojimbo'nun adı yok. Japonca bir isim var. O da böyle şey görüyor. Orada bir şey görüyor. İşte 30 yaşında bir bitki görüyor. Bir o bitki görüyor. İsmim o diyor. İsmim o diyor. Biz bu şeyde de Unoma Senza Nome. A Man Without a Name adamın ismi. Sonradan o hale geliyor. Hatta 3. filmde İyi Kötü Çirkin'de bir ara tam ismini söyleyecek. Names Don't Matter diyor. İyi Kötü Çirkin'de. O ismi hiçbir zaman bilmiyor. Şimdi kasabaya giriyor. Bir tane o kasabayı tanıtan deli gibi figür geliyor. Orada da öyle aynı şekilde. İşte ilk önce birbiriyle kavga eden iki aile var. O ailelerden biriyle çalışıyor. Sonra kulak misafiri oluyor. Kendisini öldüreceğini duyuyor. Hem Yojimbo'da öyle hem onda öyle. Bir tek bir altın hikayesi eklenmiş şeye. Sergio Leone'nin filmi. Onun dışında bütün film aynı. Ama sahneler bile zaten o karşılaşma sahneleri falan filan neredeyse aynısını yapmışlar yani. Yani o karşılıklı durma işte şey yapma. Fakat Sergio Leone'nin bütün filmlerini çok sevmeme rağmen özellikle Once Upon a Time in America ve bir dahaki haftada İyi Kötü Çirkin'i yapacağız. Hakikaten bunlar böyle bazı filmler var, sana da oluyor mu? Böyle senfoni gibi. Film içinde film. Once Upon a Time in America'da öyle. 4 ayrı film gibi. İyi Kötü Çirkin de öyle. Bu o filmlere göre çok daha basit. Sergio Leone filminde bir etik şey yok. Mesela İyi Kötü Çirkin'i yaptığımızda bile İyi Kötü Çirkin'de fakirlik üzerine, savaş üzerine, insan doğası üzerine inanılmaz alegoriler var. İnanılmaz mesajlar, inanılmaz felsefi sorular var. Bunda öyle bir şey yok. Oysa Yojimbo'nun esas olayı işte tam samurayların bitiş dönemi. Bugün The Last Samurai falan filmlerinde romantize ettiğimiz öyle bir şey değil aslında o. Ama o samurayların bitiş döneminden bir modernite eleştirisi var. Yani modern kapitalizm girip Japon toplumunu duman ediyor. Ve oradaki samuray karakteri de aslında hani motivleri sorgulanacak bir karakter. Evet. Hani şey, kahramanlığı bitiyor artık, bu çağda bu kahramana gerek yok değil. O da böyle gri hareketler yapıyor yani. Tuhaf tuhaf yalan söylüyor. Zaten Sergio Leone o kısma 2. 3. filmde daha şey yapacak. İlk başta Clint Eastwood'un karakterinde o kadar moral, etik olarak iyi mi kötü mü? Mesela iyi kötü çirkinde de kimin iyi, kimin kötü, kimin çirkin olduğu az çok belli ama hani iyi de böyle süper iyi değil. Yani son sahnede bıraksa şeyi, bizim Tuko'yu öyle asılı bir şey demeyeceğiz. 3. filmde onu başarma. İlk film bence o kadar başarılı değil. İlk film bence cheap bir taklit yani. Ennio Morricone'un müzikleri hariç çok beni etkilemedi. Bu film Yojimbo hakikaten şey. Bence Sergio Leone Akira Kurosawa'dan bence bir şey daha götürmüş. Ama bu birebir götürme değil. Köylülere olan şeyi, iyi kötü çirkinde bunu detaylı da anlatacağım. Tuko üzerinden insan doğasına büyük bir eleştiri var. Çünkü Tuko böyle yani hep iyi olabilecek yerden kötüyü seçiyor ya. Mesela Clint Eastwood işte öldürmeye çalışıyor. Sonra altının yerini bir tek Clint Eastwood bildiği için 3. filmden bahsediyorum. Yani iyi kötü çirkinden. Bunu bir manastıra götürüyor. Kardeşim gibi severim falan diyor. Böyle sürekli o fırsatçılığı, o köylüsü, o yurdum halkı şeyi. O hangi filmde hatırlamıyorum. Kurosawa filmlerinde yapacağım. Seven Samurai'da galiba bir köylü tiradı vardır. Köylülerin yani samuray onuru temsil eder. O köylülere o hani köylülerin niçin öldürmeyi şiirindeki o modu çok güzel yakalamış Akira Kurosawa. Ondan sen linç yemiştin bu adamı. Nasıl bilmiyor? Ben mi yemiştim? Sen yemiştin. Abi bazen burada böyle espri olsun diye şey... Sen şey yedin işte yazının tarihini falan bilmiyor. Devam lan yeter ya. Dolayısıyla öyle bir şey var. Yojimbo tam olarak samurayların bitiş. Samurayların bitişinde. Şimdi Japonya'da şey var. Samuraylar bir büyük bir aristokratik kitle. Bütün birçok işi bunlar yapıyor. Savaşıyor, şey yapıyor falan filan. Ve samuraylar ya da roninler yani bir efendiye bağlı olmayan samuraylar artık 19. yüzyılda bir anakroni haline geliyor. Bu anakronik dönemde de bunlar kaldırılacak. Kaldırıldığı zaman Japonya hızlı bir modernleşmeye geçecek. Fakat toplumun büyük bir kısmının bunların şeyini kaldırınca imtiyazlarını büyük sosyal bir etki yaratacak. Biraz bunu anlatıyor. Zaten Yojimbo'nun genelinde de hep şey diyor ya. Ne girmiş abi? Kumar girmiş. Kumar, evet.
borçtan dolayı karısını fahişe olarak yani metres olarak vermek, ki bu çok yaygın bir şeydi. Eskiden borcunuzu ödeyemezsiniz. Çocuğunuz hizmetçi. Karınız ya da kızınız varsa onu da cinsel hizmetçi olarak verirdiniz. Böyle bir şey vardı. Zaten fahişeliğin. Belki Krabbe işte sakinlik yapıyor atıyorum. Yani yine de yok, sakinlik, o kadınlık onurunu yok yok gene eve veriyorsun direkt ya. Tamam. Yani insan kendini de satabiliyor borçtan dolayı. Bondage dediğimiz şey o. O bildiğiniz bondage değil arkadaşlar. Değil Allah belanızı versin hepinizi. Ekim yani, olarak hepimizin Allah'a evet, yozlaşma yani aslında. Indenture servitude ne? Para karşılığında Amerika'ya gidiyorsun. 20 yıl adam için çalışıyorsun. İngiltere'den Amerika'ya gidiyorsun düşünsene. Orada mecbur çalışıyorsun. Serflik gibi bir şey aslında. Ve serflik bittikten çok uzun bir süre sonra karşımıza çıkan bir şey. Dolayısıyla böyle bir kapitalizm eleştirisi var. Yani yeni olan her şey iyi midir? Modernite iyi midir? Kapitalizm iyi midir? Akrokosofanın bunlara kategorik olarak cevabı hayır. Karakterler de bir tık farklı. Mesela sen az önce dedin hocam işte hani Sergio Leone'nin yani filminde karakter o kadar daha hani gri gibi değil. Kurosawa da öyle. Bir de Kurosawa'nın karakteri böyle çocuk böyle hareketleri de var böyle. Buffoonery'yi çok güzel vermiş. Evet. Yani eski bir film için çok eğlenceli. Mesela kavga ettikleri... Peter Sellers sanki oynayacakmış gibi geliyor. Aynen öyle. O yüzden ben iyi kötü çirkini çok seviyorum. İlk defa iyi kötü Çirkin'de o elementi de görüyoruz. O Tuko da öyle bir karakter Tuko. Ya. Tipi de öyle aslında. Tuko'nun tipi de yani öyle. Yani Yojimbo da 2-3 karakter. Birincisi o mafya babasının şişko böyle duran Rambo Okan'a benziyor. Aptal olan. Aptal olan. Yani. Sen çok iyi bir karaktersin galiba falan diye böyle. Sen çok iyi dövüşüyorsun. Ya Japonca bu sesi duyurttu bana adam oyunculuğuyla. O sana bir tane zangoç gibi bir şey var ya. Saat 2 oldu diye. Arzu Halci. Saat 2 oldu diye şey yapan bir dost. Dev Japon. Yani. Aa evet. Çernobil'den gelmiş. Amerika güreşçisine benziyor. Evet. Böyle şey gibi işte. Ya o daha çok böyle 300'de bir şey vardı ya böyle zincirlerinden kopup geliyordu ona benzeyen şey. Yani bunları ellerin sonunda 60'ların başında yapıyor. Yani baktığında o dönem hani o tip şeyler çok hani daha oturmamış. Şimdi o adam ondan sonra o bir de mesela kavga sahnesi. Ben hep anlatıyorum ya. Kavga öyle bir şey abi. Biz de çocukken 20 kişi 30 kişi mahalle basar kavga edersin değil mi? Yani biri düşer. Yak arkadaşın öyle bir... John Wick kanografik gibi. Olmaz yani. Olmuyor yani. John Wick gibi olmuyor. Yani John Wick'i de izliyoruz ayrı konuda. Yani öyle olmuyor. O şeyde bir onların gitmesi. Aslında korkak adamların grup halinde savaşması. Ve orada bizim gerçekten Mifune abimizin yani Akira Kurosawa'nın 15-20 filminde oynamış o muhteşem karakterin. Japonya'da çok meşhur bir adam. Ama Japon kültürü çok... Yoshi'ye sorun bunu Twitter'dan. O bilir. Kimdi? Ne, yalan nedir? Bu. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yoshi Akira Kurosawa'da yok dersen gözüm üstünde. O da Zambiya mı ne gitmiş? Kurtulduk yemin ediyorum ya. Onun yüzünden Japonca yok mahvolduk yıllardır. O niye oraya gidiyor? Daha mı öteki olmak istiyor yani? Daha bilmiyorum abi bir işi var herhalde çocuk senin gibi herkes. Daha öteki. Ondan sonra o yukarı çıkışı. Yani tanrı gibi yukarıdan izleyip bunlara bakıp gülmesi. Yani bir o gidiyor bir bu gidiyor. Aslında köyün iki tarafında aslında insan doğasıyla çok şey ya. Hakikaten mesela şöyle bir teori var bu factionalizmde. Birçok yerde illa iki grup oluyor. Yani Memlükler'de oluyor, Floransa'da da oluyor. Mesela beyazlarla siyahlar, Guelfinlerle işte İmparator Giyanlı Papayanları şey oluyor. Sonra biri kazıyor onlar içinden kara Guelfler ve beyaz Guelfler çıkıyor. Yani hep ikiye bölünüyor. Orada ikiye bölünmüş bir kasaba ve onların birbirleri şeyi ama kavga ediyorlar. Biri geri gidiyor, biri ileri çekiliyor. O yukarıda gülüyor falan. O çok muhteşem bir sahneydi. Hakikaten güzel. Bir de o mesela merdivende konuştukları sahne çok iyi değil mi? Merdivende oturuyorlar. Böyle çok ne denir? Her şey epik demek. Epik değil çünkü ama epik diyesim var. Çünkü sıfat yokluğu çekiyoruz. O sahne falan çok hakikaten sinematografik olarak çok etkileyici. Sahne zaten çok konuşmuyor bizim ana karakterlerimiz. Genel olarak şöyle bir yaklaşım vardı o filmle ilgili. Bir çeşit bireyselcilik anlatısı da var. Mesela bir tane kavga sahnesinde genç birine hani git evinde yemeğini yemeye devam et. Aslında bu kavgalara çok da bulaşma da demiş olmuyor mu? Kendini merkeze alıyor. Ama orada onda ama orada tam tersini de söylüyor. Ne diyor bakayım? Yılaf yiyerek hayat odasın kim ister? Muhteşem bir şey değil mi yani? Yok acılar ister. Yok acılar isteyebilir. Kadıköy bunlarla dolu. Bir hırsız veya katil olarak anılmadıkça başarılı sayılmaz. Ha bir ha on. Sonuçta bir kez asılsın. Abi çok kuvvetli laflar evet. Yani. O Japon hani bizim en azından daha batıdan baktığımız gördüğümüz o Japon gururunu da iyi gösteriyor bence. O karakter mesela işte sen ona 30 işte para verdin. Bana 2-3 para verdin diyor. Sırtını dönüyor. Onu da çok güzel çekmiş adam. Yani mesela Yojimbo'da o bir o tarafa oynama bir tarafa oynamanın bir heyecanı vardı. İkinci filmi izlerken ikinci izledim şunu heyecanı duyamadım. Yani Rohalarla diğer ailenin adını unuttum şimdi. Onların arasında sürekli gidip gelirken Clint Eastwood'da o aileyi ne yazık ki çok şey bir şekilde göremedim. Ama Marisol iyiydi. Alman o. Clint Eastwood'un kurtardığı kadın. O da ikinci filmde oldu. Abi ben 3 filmi de gaza gelip izledim. Bazen filmler birbirine karışıyor olabilir. Parasız yok zaten Sergio Leone'un o filmlerde. Alman Fransız epey adı. Şimdi onun hikayesi. Bunlara spagetti western deniyor. Western artık tamamen Amerika'daki bugün action filmlerin geldiği duruma geliyor. Yani çok böyle artık stilize olunca izlenmeler düşüyor. Once Upon a Time Hollywood'da da biraz bundan bahsediyordu aslında. Sevmediğim bir film ama. Ve Sergio Leone İtalya'da spagetti western'i başlatıyor. Ondan sonra işte bunun Santana mı bir başka versiyonu çıkacak mı ama hakikaten Sergio Leone'nin sanatsal şeyine hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Bunlar bir de dublajı çekiliyor. Çok fark etmemişsinizdir belki ama o yüzden close-up'larda çok konuşmuyorlar. Çok
çok close-up var. Tercihlerin filmlerinde. O yüzden pek konuşmadı çünkü ağız oturmuyor zaten. İtalyanca ayrı, İngilizce ayrı dublaj yapılıyor. Ve İtalyanca dublajı izlerseniz Clint Eastwood'un sesi daha kötü adam sesi gibi. Hiç benzemiyor. O indifferent, kendine hakim ses başka bir şey haline getiriyor. Zaten başka biri konuşunca başka bir personan oluyor ya. Tabii tabii ama ses çok farklı abi. Sesin karakterini. O zaman seslendirmenin önemini anlıyorsun. İtalyanca'da başka biri gibi izliyorsun. İtalyanca şeyi başkaydı. Ve bu filmlerden şey hatta İspanya'da çekiliyor. İspanya'nın güneyinde çekiliyor. Tabernas, Almeyra'nın orada bir çöl var. Akdeniz öyle garip bir yer. Çölü de var yani. Yani Kuzey Akdeniz'de çöl var. Hani güneyinde olması normal de. Almeyra'da Tabernas çölü diyor. Bugün de hatta o set duruyor galiba. Ziyaret ediyor insanlar. Oraya gidebilirsiniz. O şeyi görebilirsiniz. İyi Kötü Çirkin'deki mezarlıktan biri fotoğraf atmış bana sabah Twitter'da gördüm. Dolayısıyla böyle bir hala olan bir şey. Böyle bir sektör, böyle bir endüstri yiyor. Sergio Leone tabii çok büyük yönetmen olacak ondan sonra. Özellikle Once Upon a Time in America. Onu mutlaka yapacağım. Onunla ilgili bayağı da bir şey okumuştum zamanında. Abi o üç ayrı zaman var ya çocukluk, hayal. Herif diyor ki aslında gelecek yok. Adam onu afyonlu haliyle geleceği öldürttüğü adam karşısına çıkıyor. Onu bir fantazi olarak şey yapıyor diye bir şey okumuştum. Bir sinema eleştirisi. Öyle mi bilmiyorum. Ama öyle çok açık, okumaya açık. İyi Kötü Çirkin de öyle. Dediğim gibi ilk film Penelope Doları bence güzel bir başlangıç. The Badass yani kötü adamı Clint Eastwood'u yıllar sonra Unforgiven'da undo edeceği şey. Çünkü ne kadar iyi silah kullanıyor değil mi? Tak 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 tak. Ve orada bir numara daha yapıyor. Farkında mısın? Silahın ucundan gösteriyor. Böyle seni. Ve adamı şeyini görüyorsun. Yani normalde öyle şeyden çekmiyor. Bir uzun süre şeyde ne bileyim geniş açıdan çekiyor ama sonra silahın ucundan görüyorsun. Mesela o da çok yeni bir şey. Çok dinamizm katan bir şey. Ve silah üzerine çok fazla şey yapmış. İkinci filmde carbine dediğimiz şey. Carbine ne biliyor musun? Abi tüfekle şey arası bir silah. Karabinieri. Mesela jandarmaya karabinieri denir. Carbine o büyük namlu silahlara deniyor. İkinci filmde Lee Van Cleef orada şey takacak onun üstüne. İçine. Böyle bir daha menzilini de uzatan, daha sabit durduğu için herhalde. Menzil uzatan bir alet falan takacak. Üçüncü filmde böyle silah şeyi var. O silah fetişini çok güzel vermiş. Orada silah devrimi yani askeri teknolojik devrimi anlatıyor aslında. Evet tabii anlatıyor. Yojimbo'da da vardı işte tabancalı. Ha ya Yojimbo. Şimdi Yojimbo'nun esas olayı aslında Köroğlu gibi. Yani kapitalizm, uzaktan vurma, kaypaklık, işte ne bileyim başkasının karısını borçla alma, işte gambling, kumarbaz. Bunları sokmuş Japon toplumuna. Ve her zaman duruma hakim. Kendinden çok emin. İşte Mifune abimiz. Sanhura zaten bir de devam filmi var şeyin. İki ayrı yere gidecek. Yani birinden dolar trilo çıkarken bundan Kuvvet Sanforo çıkacak. Dolayısıyla hani öyle muhteşem bir dinamizmi de var. Bu filmde işte biri katanasıyla, öteki de silahıyla. Ve silahı bulmuş o adamın suratındaki o ifade. Onu buraya koyuyor. Hiç böyle duruyor. Silahını sürekli böyle tutuyor. Tam bir Merchant of Venice'deki Shylock muydu? Shylock. Böyle iğrenç kaypaklık abidesi, pislik. Sen kılıcı kullanıyorsun ama. Tam aynen o. Kemal Sunal filmlerindeki o fırsatçı köylü şey var ya o. Bütün film böyle dolaşıyor. Abi direkt şey böyle dizi. Yeni aldım. Şener Şen'in babasının, Ali Şen'in oynadığı karakterler tabii, var tabii, ya. Tabii tabii. Ali Şen tabii. Bütün surat öyle. Zaten o iki farklı teknolojik hani iki farklı dönemin çatışması Yojimbo'da daha kuvvetli. Tabii tabii. Şeyde o kadar yok. Yok. Orada hani tabanca var. Orada tabancayla tüfek arası. Ha, tabancayla tüfek arasındaki bir teknik şey olabilir ama katanayla işte tüfek bulundu, mertlik bozuldu. Hakikaten tüfek öyle bir şey. Yani aristokrasinin de mesela ortadan kalkmasına şey yapan şey crossbow sonra da tüfeklerin çıkması. Adam şimdi at üstünde duruyor, para almış. Şimdi bir toplumdasın. Bayağı zırhın var, para harcıyorsun, atın var falan. Köylüye veriyorsun. O puşu de seni vuruyor. Vay kahpediyorsun tabii. İşte yeni toplum ama aristokrat gözünden bakınca vay köylü bizi vurdu. Biz de tabii ki köylü sevmediğimiz için ne diyoruz? Biz de aristokratla aynı pencerede bakalım. Yapacak bir şey. Biz de oradaki ya. O silahlı adamız aslında. Tabii. Ben şeyde de sevmezdim zaten crossbow'u. Half-Life'da da sevmezdim. Bengü çok kullanır o vuru. Hocam şey kısmı çok ilgi çekiciydi. Levazımatçı. Hani tabut satması üzerinden. Tabii, savaş tabii. Oldukça tabut satılır. Aslında i̇şte hep tabut da, satan kazanır. Orada da bir işte al onu bugünkü silah endüstrisine götür. Aslında. Al onu yani. Ama o en son şey diyor ya o da çok etkileyici gelmişti bana. Çok fazla ölüm olunca keyfi kaçıyor. Diyor ki bu kadar ölüm varken kimse tabutun peşine düşmez. Evet. Yani onun da bir şeyi var. Tabii tabii var. Kıyameti koparmayacaksın. Yani Birinci Dünya Savaşı'na dönerse işte mesela savaş gibi şeyler kapitalizmin aslında beslediği şeyler. Yani onun amaçlarına ulaşması tabii. İçin ama Birinci Dünya Savaşı olunca da o kapitalizm çöktü. Başka bir daha kurulmak zorunda kaldı. Yani aslında ölümün ayarını kaçırınca bu onu kastetti mi Kurosawa bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Biz kastedebiliriz. Bir yani savaş üzerinden gerekli savaşı da aygıt olarak kullanılan bir emperyalizm 1914'te çöktü. 45'e kadar toparlayamadı bütün. Niye? Ayarını kaçırmayacaksın. O tabutçunun dediği o dönem yaşadığı için bunu diyor olabilir. O tabutçunun dediği o yani bence. Ya da o değilse bile o olsun. Evet abi fazla ölürsen bir sonra tabut ihtiyacı olmaz. Kuvvetle muhtemel olur çünkü tam bu sözü etmeden evvel de yine tabutçuya şey soruyor hani keyfin yerinde olması lazım diye soruyor. Tabii tabii yani bir de o dönem yaşadığı için bir de long shot gelen şey herif o. Bunlar kafalarını bir de şey yemişler. Bir de Kurosawa yani Amerika'yı çok sevmiyor anladığım kadarıyla. Kapitalizm çünkü Amerika ile Japonya'nın ilişkisi şöyle yani. Geliyorlar önce bir tane gambot diplomasi diye bir laf vardır o. Şeyden çıktı. Yani bu Japon tarihinden Peri miydi? Amiral Peri gidiyor bunları bomba
bombalıyor. Şey, Tokyo'yu bombalıyor. Ticareti açıyor Japonya'yı. Şimdi böyle bir geçmişten geliyorsun. Ve bunu yenmişsin. Yani bize bir şeye bakıyoruz ama faşizm aslında emperyalizme karşı bir savaştır şu anlamda. Komünizm de oradan çıkıyor. Aslında bunlar kendileri bir first rate güçler olan Almanya, Japonya, Rusya gibi ülkelerin oturmuş dünya düzenine itirazları. Saddam falan da ki öldürdü ya ama işte. Kendi diskurları en azından. Tabii tabii o da öyledir ama şimdi Saddam'ın bir yer bulamaması normal ama Prusya'da yer bulamıyor abi. Almanya sanayileşmiş. Şimdi ikinci aşama kaynak. İngiltere sanayileşen kaynaklara kimsenin olduğu için kolay kondu. Bu da o düzende kendine bir yer istiyor aslında. Yani ben de bir major oyuncu olacağım diyor. Şimdi Çin çıktığında da o duruma gelebiliriz. Ki gelemeyiz çünkü Amerika onu her tarafından encircle ediyor. Neyse bu başka bir konu. Benim uzmanlığım olmak için çok şey girmiyorum ama yani kapitalizmde belli bir noktaya gelince birinci rol oynayacaksan bir takım alternatif ideolojiler ve alternatif emperyalizm planları bütün her tarafı kolonileri paylaşmışlar. Japonya nasıl faşist olmasın? Her yer faşist gibi zaten. Onlar da kendi faşizmini kuruyor. Onlar işte denize geçiyorlar. Kendi faşistliğini yapıyorlar. Işte. Tabii abi o ya. Yani. Öteki taraf da öyle. Öteki taraf da kazandığı için o kadar çirkinleşmiyor. Bir anda militarize oluyor 1914'te. Mesela bu yani. İtalyanlar Libya alıyor. Çok saçma geliyor. Yani biraz bir ufkunuz olsun hemen karşı kıyıda almayın. Başka bir yere alamaz ki İtalyanlar. Yenebileceği kadar Etiyopya'yı bir yere. Etiyopya'yı aldı. Neyi alamadı? Yenildi oğlum. Böyle bir şey var mı ya? Romalılar bile Akdenizler dışında savaştı mı? Akdenizler Akdenizlerle savaşabilir. Öyle başka bir yere gitti. Biz hariç. Yani Akdenizler. Biz kendi içimizde savaşıyoruz. Evet evet. Doğru. Biz de kendi içimizde. Yani Romalılar bile işte partlara karşı savaşırken haberi esir düşüp duruyorlar yani. Habeşistanlar duman etti. Libya da öyle. Çok büyük başarı. Yani Balkan Savaşı çıkmasa. Bizim filmdeki abi ama birazcık bu duruma adapte olmaya çalışıyormuş gibi de görünüyor. Eskiden çok onuru simgeleyen bir iş yapıyor ya ama şimdi param neredeyse ben oraya giderim. Onu acaba diyor ama sonra ihanet ediyor o görüşe. Evet bence yani gri bir karakter ya. Adam %100 de paracı bir herif diyemeyiz. Yani ya mesela kadın çünkü kadını falan kurtarıyor oradan. O onur kodu var. Bence yeni dünyada eski kafa yapısıyla adapte olmaya çalışıyor. Doğru. Mesela kadını kurtarıyor diyor. Sen iyi birisin. Bana asla böyle bir şey söyleme falan diyor böyle. Yani artık iyiliğin aptallık anlamına geldiği bir çağda yaşıyor sanki de. O çağda iyiliğe şey yapıyor. Clint Eastwood ilk filmde o kadar greedy dediğim gibi parayı. Ama hocam o Clint Eastwood'un da yani şöyle bir avantajı var belki o filmin. Çok güzel bir janra değil mi yani? Yani? Evet evet. Western. İşte bu samuray versiyonu çambara diyorlar. Western de öyle. Western tekrar. Ama bizim ondan önceki Western'lara bak. John Ford'a falan bak. Onlar da çok temiz. Mesela Spaghetti Western ne? İyi kötü çirkin bile ilk çıktığında şey diyorlar böyle. Bu ne iğrenç film. Tamamen bir şaka bu herhalde falan diye. Sergio Leone'nin bütün kariyerini duman ettiler öyle. Abi Once Upon a Time in America izlediğim yeni filmlerden biri. Box Office'te patladı çünkü şey yapmadılar. Filmi yanlış editleyip Sergio Leone'den gizli editleyip şeye koydular ve film sonradan küp seviyesine. Sergio Leone'nin işini bitirdi. Yönetmenin kariyerini bitirdi o film. Snyder Cut gibi yaptılar sonra. Evet. Aynen öyle. Duman ettiler. Amerikalılar işte Hollywood'un ne kadar inefektif olduğunu. Bak hakikaten sosyal kapital önüm. Abi o kadar paraya Hollywood'dan çok az orijinal şey çıkıyor ya. Bugün en iyi yönetmenim dediği kim abi? Martin Scorsese diyor yani. Hikaye anlatma konusunda Hollywood bence o paraya başarılı değil. Abi adam geliyor Western'i sanat formuna taşıdı ya. O iyi kötü çirkinlik o son mezarlık sahnesi hep o bölüme saklıyorum ama başka bir yere taşıdı. Şeye bakıyorsun yani sıkıştığı yeri anlamıyor. Karikatürleşecek kadar formülleştiriyor çünkü çok endüstri. Yani birçok şeyde odak grupları var. İşte sektörün beklentileri var. Çok para yatırıyor. Çok para yatırıyor. Reklam çok para çok iç içe. Evet yani. Çok işte çok sektör oldu. Bir de başka şeyleri var. Bunların işte rating sistemi var. Stüdyoları işte ne bileyim sen Panavision bilmem ne de çekiyorsun. Şey gibi Hateful onu da yapacağız. Ama onu gösterecek şeyi bulamıyorsun. Bilmem bütün şeyler çok engeller çıkıyor. Belki Martin Scorsese çıkmıştır. Ama mesela ben hikayeyi çok önem veren biriyim. Çünkü hani görüntüyü bir yere kadar yorumlayabilirim. Mesela Hollywood filmin hikayeleri. Diyorum ya en iyi yönetmen Martin Scorsese diye bunu çok Oscar'da bile söylediler. Yani iyi yönetmenler hiçbir şey diyemem. Benim öyle bir ekspertizim de yok ama abi yani bir Akira Kurosawa işte ne bileyim bir Triangulopoulos ki bence en bir Fellini, Sergio Leone. Martin Scorsese'de var ya Rise and Fall. Tek. Yani çok lineer geliyor. Mesela Michael Mann'in Heat değil mi? Ben çok seviyorum. O bile ben hikaye bakıyorsun. Hani sonuçta mainstream. Abi Al Pacino'nun işte evliliğinin problemlerini görüyorsun. Kızla şeyi Robert De Niro ile o kızın kendi getirdikleri şey işte ötekinin evlilik problemi abi. Her karakterin yan hikayesi var. Ve çok sonra kesişiyorlar. O kesişme olmadı mı ben izleyemiyorum. Şimdi İyi Kötü Çirkin'de de o var yani. Ya da Kurosawa'da falan da o var. Ya da işte iyi yönetmen yani iyi hikaye o oluyor. Bence o anlamda Hollywood çok iyi hikaye anlattığını düşünmüyorum. Hocam bir şey söyleyeyim. Yojimbo'da işte düşmüş artık zamanın geçmiş bir sınıfın temsilcisi var. Şimdi bu Vahşi Batı'da bunun olayları ne? Niye herkes mesela silah taşıyor? Abi Vahşi Batı romantik iki nedenden dolayı. Bir devlet yok. Amerikan sistemini bilmediğimiz için devlet yok abi. Niye hocam jandarma falan hiçbir şey yok mu? Abi yok işte şerifi seçiyorlar. Şerifin kendisi de zaten. Ya yani o dedikleri kadar değil. İkincisi Amerikalıların şöyle bir teori var. Abi bu 1920'lerde falan Eric Hobsbawm'da okumuştum ben. Başka bir de yazmış olabilir. Amerikan hayatı artık tamamen şey olunca kapitalistleşince kapitalizm kullanmam demek. Bugünkü hayatla ilgili her şey diyoruz. Yani tüketim pratikleri, sizin işe zamanında gitmeniz,
sizin her ne bileyim işte 8-5 çalışmanız, işte ne bileyim çekirdek ayrım, hepsi kapitalizmin getirdiği şeyler. O yüzden sadece bir ekonomik sisteme eleştiri gibi değil. Bugünkü dünya tamamen onlaşıyor. Bu dünya gelince o eski günlere bir şey, regülasyon olduktan sonra hayatları çok şey. Eski düzeme bir özlem olarak vahşi batı şey yapıldı. Kanunun olmadığı. Yani özgürlük ya Amerika'nın şeyi ama bireysel o özgürlüğün transfer edildiği yer oldu. Sisteme yani isyan eden. Evet. O zaman da öyle hakikaten. Başını belaya soktun mu? Burada başını belaya sokuyorsan mümkünse Cezayir'e gideceksin. Korsan olacaksın. Orada soktun mu? Vahşi batıya. Aslında bugün bile örneği var ya. Mesela Breaking Bad'in o kadar tutmasının bir sebebi de Purge belki o. Mesela. Purge serisi. Çok bayağı izlendi ve Amerika'da bir günlüğüne kurallar yok. Tüm mantığı bu. 4 filmi yapıldı. Tabii. 5 filmi yapıldı ve hepsi. Dünya tarihinde hiçbir zaman insanlar bu kadar çok kural. Çünkü kuralın en güzeli kendi kafanda koyduğundur abi. Gerizekalı gibi her kurala. Çünkü çocuk yetiştirme şey diyor. Abi bunu yapın bunu. Abi çok örnek yetiştirmeyin çünkü. Ben öyle yapmıyorum yani. Azıcık şeyini bileceksin. Çünkü kural seni aslında dişliye dönüştürüyor. Şimdi buna insan bünyesi tepki gösterir. O yüzden çok mükemmel tiplere bak hayatta. Hep bir skandalları çıkar. Mükemmel baba, mükemmel şey, vergi. Olmaz oğlum, insanın vücudu kaldırmaz. Psikopat olursun yani. Anladın mı? Onun bir... O kadar ise kesin bir şey var saklıyor. Ya bu biraz köylü muhabbeti ama. Yani şöyle bir şey var yani, anladın mı? Şimdi ortak iyi baba. Yani ortak bir şey yapalım, tamam mı? İyi vatandaş. Vergisini ödüyor, 5 vakit namazını kılıyor, dişini fırçalıyor, spor yapıyor. Tek eşli yaşıyor. Çok... Hayır, her dünyada bütün hepsini yapsın. Tek eşli yaşıyor. İşte iyi bir baba, iyi bir hoca. E abi bu adam mamut kovalamak için dizayn edilmişti. Masa başında 10 saat oturtuyoruz. Herifin oradaki o tansiyonunu bir yerde alması lazım. O bence onun yani internet historisine ya da gittiği gizli kulüplere bakmak lazım. Bir yerden onu atıyordur gibi geliyor. Ama bu tamamen kişisel görüşüm yani. Onun bir Google şifrelere bir girmek onun lazım. Onun Google şifrelere girmek lazım. Şifreleri vardır onun. Dolayısıyla öyle oğlum, Biden skandalı patladı ya. Laptopunu da tamirciye verirken iyice düşünün arkadaşlar. Elektronik şifresini. Ya madem o kadar şey yapıyorsun, tamir ettirme abi. Yenisini al. Abi bak bunlar çok şey, çok garip bir şey ya. Çok enteresan yani. O kadar param var. Gidip Türkiye'den de bir iki örnek verecektim ama örnekler çok güçlü karakterlerden olduğu için veremedim. İçime kaçtı. Ama dediğim gibi işte öyle. Pinti. Şey mi diyeceğim sen? Ama o kadar param var, niye ayakkabı kutusunda saklıyorsun gibi bir şey. Ha yok. Bir tanesi paper shredder ile ilgili. Kağıt şey makinesi alma ama gerisini söyleyemiyoruz. Ne yazık ki inşallah. Abi yok kayıtta, yok kayıtta. Yok bu kadarından bir şey olmaz ama yani. Hani o kadar şey var, kağıt şey, makinesi mi alırsın yani diyecektim ama demiyorum. İsterseniz bir de öylesini kaydedelim hocam, çünkü 16'sında yayınlanacak video. Yok abi, onu hiç yapmam. O çok adice bir şey. O çok adice bir şey yani. Olmaz. Bugün söyleyemiyorsan seçimden 3 ay sonra falan. Hani adilik olsun da anlaşılmasın. Düello sahneleri ondan sonra yapılan filmler için acaba ikonik bir sahneye mi dönüşmüştür? Onu vallahi, Kurosawa mı vermiştir acaba? Onu tam bilmiyorum ama hakikaten öyle çekilmeye başlıyor. Ondan önce de kullanılmıştır illa ama o üstüne Sergio Leone artık o karşılıklı verilen ve o mekanı veren geniş açılar ondan sonra kanon gibi bir şey olacak yani. Ya Akira Kurosawa'dan şey epey etkileniyor. George Lucas epey etkileniyor. İşte kol mesela kesilme çok vardır işte. Hani uzuv kopma. Yakında onu çekme. Direkt kendi de söylüyor. Kurosawa'dan aldığını direkt söylüyor. Yani başka bir janrada etkilemiş. Yo, ondan sonra Western'de hep öyle çekilecek ama ondan önceki Western'leri şimdi düşününce hatırlayamıyorum. Ama esas yani bir yenilik olabilir. Bir de işte o kötü adamın griliği. Eskiden çok temiz. O yüzden sevmiyoruz. Yani John Wayne geliyor kahraman gibi herkesi dövüyor falan. Hep iyi, hep kötü. Hiç, bir de bunlar kavgada da kendi hiç düşmüyor mesela adamlar. Tak 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 her şey. Bunlar korkak ya. Önemli korkak evet. Korkak. Kötülüğün korkaklık olduğunu çok güzel gösterir. Korkan adam kötücül düşünür ya. İyicil, pesimist olmak ya salaklık belirtisidir ya da özgüven belirtisidir. Eğer salaklık belirtisi zaten o ahlaki olarak da görürsün. O salaklıktan iyi olan adam ilk fırsatında kötü olabilir. Çünkü girmediği bir sınavdan kalmadığından bahsediyoruz. Yani sınava girmezsen kalamazsın. Ama gerçekten iyi olmak bayağı özgüven gerektirir. Bayağı cesaret gerektirir. Kötü olmak kolaydır yani. Korkarsın. Emniyet için kötü olursun. Onu çok güzel vermiş. O kaypaklıkları. Ya kılıçlar çekilir çekilmez arada kaç metre var? Hep bir geri çekiliyorlar. Yani aslında çarpışmaya uzaklar yani. Evet, evet. Onu o ruh halini çok iyi veriyor. Yani kılıcı çeker çekmez bütün o şeyler böyle bir de yere de çömelmiş de böyle korkak korkak. Yok, o onlar... büyük Japon hariç. O epey dik duruyor. O bükülemiyor. Abi o da doğru yani. Onu zaten ya şu şöyle duran çok iyi değil miydi ya? Hocam filmin aslında ortasına yaklaştığımız kısımda güç ve zekanın çarpıştığı bir nokta var ya. Ana karakterimiz birazcık bırakıyor. Hayat işlesin. Ondan sonra kendi yoluma, kendi planı. Tabii tabii. O kısımda hani birazcık... Burada olay kontrol ama. Burada olay kontrol. Şimdi bizim adamın iki tane kritik hareketi var. Birincisi kendini o elbisesi, ay şimdi ismini unuttum da Japoncası. Onun içinde elleri böyle. Yani kontrol bende. Ellerini. Onu da panço'nun içinde yapıyor şey. Clint Eastwood da aynı şekilde yapıyor. Bunu böyle atıyor ya. Yani ancak hani sizinle bizim dünyaya inecekse bir hareketle iniyor. Kontrol tamamen orada. Bir de bir yerde şöyle bir şey yapıyor. Arada böyle yapıyor. Yani aslında kavgaya hazır. Anlatabildim mi? Bizim Mifune abi. Tanjiro'muz. Dolayısıyla o tip şey de var. Yani o adam bilgi adam. Zaten tanrısal bir role. Hem o şeyi. Zaten o kontrolü kabul etmezsen bu filmler şey. Mesela bu adamı çok rahat öldürebilirler. Daha 5 kişiyle şu kadar 3 metrekare yerine. Bu gidiyor.
diyor. Bunu ne yapacağız? Daha bu bir hepimizi öldürür diyor. Halbuki 5 kişisiniz orada. Daha önce bunu Samuray filminde diğer bir önceki pusmakla atmış. Abi katana içeride kullanılması zor. O filmde de vardı. Böyle çekiyor şey yapıyor falan. Daha kısa olanı lazım. Onu da Japonca ismini unuttum. Daha kısa olanı lazım. Orada herifi öldürebilirler ama öldürmüyorlar. Ya da Clint Eastwood. Ölmüyor. Bir şey oluyor. 5 kişisiyle tak 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 tak. Abi o ne? Taramalı gibi. Polat Alemdar gibi. Mesela Polat Alemdar'ın en büyük problemi abi. Neden Polat sürekli makasen mi denir? Ne denir? Kösel ayakkabıyla koşuyor. Kösel ayakkabıyla koşamaz. Ya Polat Alemdar neden habire mutsuz ya? Niye habire kaşlarını çatıyor? Ben onu da o yüzden bıraktım ben. Bitiremedim. Köseleyle koşmak zorunda olduğu için oğlum. Köseleyle ayaklarını vuruyor. Ve... Taraklıymış ya. Tarakla. Ya tarakla olmasın da bu. Abi koşuyor adam onunla ya. Bir de adam çok özgüvenli hep böyle ağzını ilk başta köye girerken bu isimsiz Japon kahraman böyle kürdan gibi bir şey var ağzında böyle kavurmaymış gibi böyle hani. İşte onu da şeyle değiştirecek sonra. Evet. Clint Eastwood'da sigarayla. Sigarayla değiştirecek. Sigarillo ile mi der? Sigar mı der? Neyse onun adı. Onu değiştirecek ve o hakimiyet işte hani olaya hakim. O wisdom. Hani şey olur hocam böyle mahallede çok iyi top oynayan abiler olur der ki ben sol ayağımla oynayacağım. Hani çocuklar gelir hani kendini kısıtlar. Der ki ben o kadar iyiyim ki atıyorum ben sadece solla oynayacağım. Ya yani onlarla ancak o seviyede oynayabilirim. O bizim adamlar ona benziyor. Yani herif o kıyafetin için ellerinde içeride böyle diyor ki yani ben hani lazım olursa öldürürüm zaten. Abi iyi kötü çünkü bir sahne var böyle geri oturuyor. Buna silah çekiyorlar. Clint Eastwood geri dönüyor üçünü birden vuruyor. Ali Sami yani. Siz niye silah çektiniz ki o zaman? Ya abi. Abi bunlar silah niye çekiyorsunuz? Tetiğe basamıyorlar. Ona yakın Buster Scruggs'a vardı. Bence Kuan kardeşlerin ona şeyi. Buster Scruggs aynı şekilde iyi mi kötü mü olduğu belirli olmayan. Şarkı söyleyen. Kötü mü olur? İğrenç bir karakter hocam. İğrenç. Kötü bence yani. Ama sanatçı böyle bir şey ama, olması güzel yapar. Ama beyaz giyiniyor mesela. Conflicting şeyler var. Milleti vuruyor. Ne bileyim abi. Gitar çalıyor. Atıyla konuşuyor. Böyle bir herif değil. Ve o da mesela takır 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 herkesi öldürüyor diyor kantina sahnesinde. Hocam saat 2 diye vuruyor. Tahtaları vuruyor dayı. Nereden biliyor saatin 2 olduğunu? O nereden biliyor? O niye haber vermek? Öyle bir görev mi var yani? Birisi gelip mesela öğlen olduğunu falan. Onu bilmiyorum. Bakmadım ama öyle şeyler hep olur yani. Abi neden ezan okunuyor? Namaz kılma saatini mi bilmiyorsunuz? Ya da neden çanlar çalıyor? For whom the bell tolls. Çanlar kimin için çalıyor? Berat! Çanlar kimin için çalıyor? Hocam şey soracağım. Aslında çok az mekanda geçiyor film. Yani alt alta yazdığımız zaman ama mekan tasarımları bana çok ilginç geldi. O şeyi camları açılıp kapanan şey falan çok iyi. Hani orada konuşulanları duyuyorlar, bakıyorlar falan. Ya bir fark var filmle ilgili. Bunu bir yerde okudum. Onu burada tekrar şimdi. Hakikaten Sergio Leone'de bazı yerlerde 3 plan var. Mesela 2 kişi camda konuşuyor. Arkada yol gözüküyor. Bir de arkada bunların rakipleri bir şeyler yapıyorlar. 3 yani foreground, middle ground şey gibi son sahnede. Bu asılı herif düellerin olacağı yerde. Yani bir ön sahne var önde. Onun arkası o derinliği falan çok iyi. Yani numarası 2. filmde var. For a Few Dollars More'da galiba. Orada hakikaten öyle bir sahne var. Arka ile önün birbiriyle çok şey oldu. Ya da ileride ama ilk filmde o kadar yok yani. O çok sinematik olarak beni görünce hani özellikle perdede izlesen etkileyici. O dönem için bence etkileyici. Birkaç tane daha şey var mesela benim kafama takılan. Mesela ateş ediyor ya. Hiçbir zaman Clint Eastwood doğru yere ateş etmiyor. Mesela gene Lee Van Cleef'in ilk çıktığı filmde yani For a Few Dollars More'da bir şey var. Buraya ateş ediyor burada adam ölüyor falan. Onları falan yani kirli film. Yani o mükemmel stüdyo prodüksiyonu o ilk başta itebilir. Adam ona rağmen bir sanat formuna yani teknik yerlerde falan mesela takibi falan oldukça zor. Maliyeti kısmak için yani hızlı çekiyorlar. Oğlum senaryo şey yok. Board yok. Storyboard yok. Herif kafadan çekiyor. Öyleymiş. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Yazılı çok az şey kullanıyormuş. Özellikle ilk filmin bütçesi çok düşük zaten. İşte o parayla arttıkça herif element koymuş içine. İlk filmde akıllı sinema gözü olan biri kendini ispatlıyor. Gittikçe filmleri kompleksleşecek. Artık Once Upon a Time in America'da In the West değil, in America 83'tekinde arşa çıkacak o film. Olacak bir film değil. Müzikler öyle olmasaydı da bu kart tutar mıydı ya? Onu bilmiyorum ya. Bu arada Japon filmleri Akira Kurosawa'nın da müzik şeyi. Çok akılda kalıcı ya bu arada. O da çok hep beraber gene Japon olduğu için ismi bizde yok. Bakınız Yoshi. Yoshi'ye sorun lan işte. Var mı yok bu bunlar. Ama hakikaten Ennio Morricone. 7 dakikalık iyi kötü çirkinin son sahnesi var abi. O müzik de olmasa diye böyle. Yani onu izler misin? O close-up'lar, surat okuma. Bir de oyuncuları birebir seçiyormuş Sergio Leone. Ama Japonlardaki şey bizde biraz bence kalmıyor. Onların kültürel kodları bizde olmadığı için oradaki her mimik bizde etki etmiyor olabilir. Orada ne şey bilemiyorum. Yojimbo'da o kadar şey o kısmında etkilenmedim ama. O mesela işte sen çok güçlüsün diye kekledikleri adamın yüzünü ben çok anlayamıyorum mesela. Mutlu mu? Üzülüyor mu? Onların kültürel mesela bunlar bağırarak konuşuyor. Mesela Kagemusha da mı vardı gene? Kurosawa'nın diğer filmleri. Bir bağırıyor durup dururken. Seven Samurai'da da vardı. Ulan niye bağırıyorsun diyorsun. Onlarda öyle bir şey var. Bağırarak bir şey konuşma. Onu mesela bir... Tonlaması mı o acaba? Öyle bir... Bilmiyorum. Bak 19. yüzyıl operalarında şöyle bir şey olur. Ben bunu anlamazdım. Bir şey oluyor. Konuşuyor adam işte. Babam bize şey yapmıyor. Bu adam benim şeyim. Tanrı'nın cezası falan diyor. Orada ha oluyor herkes.
Ulan ne oluyor ne oluyor? Bundan niye abi? Sonra bir gün bir Cenk'in babaannesinin yanında bir gün konuşuyoruz. Onda babası çok İstanbullu böyle çok lord bir babaannesi vardı. Cenk ya bir aksak konuşma. Allah belanı versin. Ne biçim espri dedim. Ha dedi. Kalp krizi geçiriyordu. Ne oldu dedik? Belam mı dedi. İşte o 19. yüzyılda o bela kısımlarında operada böyle herkes bir o falan yapar. Ben onu ilk başta anlamıyordum. Anlatabildim mi? Bayram tevrinleri deriz onu yani. Ya artık önemli değil. Anlatabildim mi? Bazı laflar zamanla da boşa düşer. İlk filmlerdeki, Amerikan filmlerindeki bazı laflar da boşa düşer. Türk filmlerinde bazı söylenenler de o manada. Şimdi bu da Japon kültürü ve 60'larda birçok şey bizim emin algılayamamış. Evet doğru. Doğru diyorsun. Arada 60 yılda jest mimikler de uçmuş olabilir yani. Ya abi eski Amerikan filmlerinde konuşan İngilizceye bak. O Amerikan İngilizcesiydi. Öyle mi konuşuluyor bugün? Artık şey yapıyorlar ya Instagram'da. Mesela WhatsApp en sonunda pa. 2030 How do you do? How do you do? How you do? How you do? You do? You do? Do? U. Fransızca öyle oldu işte artık ya. Artık jöse bile de şey diyorsun mesela. Endişelenme yerine endişelen diyorsun. Ne tankiyet pa diyeceksin. Tankiyet pa diyorsun. Tankiyet diyorsun. Böyle. Endişelen diyorsun. Zaten sonunda pa vardı. Kimse endişelenme. Yani anladın mı? Nasıl kısala zaten. Yani endişelenme. Tankiyet. Neden? Nıdiş diyorsun yani. Onun gibi bir şey geliyor. Artık zaten nıdiş olan içinde bulmaca gibi. Ama kafa bu dilci olsam ne zevkli. Bütün gün bu saçmalıkları çalışıyor. Yani onların çalıştığı saçma değil sadece bu örnek. Ama biz saçmalardık hocam. Tabii ki lan saçmalamak için. Bu tarihten sonra ben yeniden bir kariyer kuracak olsam zaman trollüğüne kurarım. Ben ne yapayım? Tekrardan o alanda profesör mü olacağım? Gider milleti trollerim. Salak saçma şeylerle hiç umurumda olmaz yani. Özetlemek gerekirse Yojimbo'yla Peronponya'da doları karşılaştırdığımda şöyle bir şey. Geliyorum ben. Planet of the Apes'in Tim Burton versiyonunu izlediniz mi? İzledim. Beğendin mi? Yok çok kötü. Neden sen kötü buldun? Maymunlar çok tuhaftı. Ben oradan koptum. Abi ilk filmi izledin mi? İzledim. İlk filminde bir felsefe vardı. Felsefe de şuydu. Yani biz başkalarını soktuğumuz durumda kendimiz olduğunda hani ikinci durum. Mesela ben şeyi de çok Leicester'da olan neydi? Kadınlar şehrini de çok severim. Erkeklerin kadın muamelesi gördüğü bir toplum. O da şu mesela kadın polisler geliyor. Erkeğe diyor ki bu saatte niye dışarıdasın falan. Marcello Master yani. O film mesela bir kadının şeyini anlamam. Ben orada anlamıştım. Maymunlar cehennemde şey var. Hani doğaya tahakküm eden başka bir tür olsaydı. Tabii sen, biz ne olacaktık? Sen hayvan yani ilkel bir şey kabul edilseydin evet. Ne olurdu? Tim Burton almış onu görsel bir şöne çevirmiş ama o felsefesinden yok etmiş. Hani çok güzel bir sahne yaratmış olabilir ama işte Hollywood onu yapıyor. Görsel olarak yapıyor ama içi boş yani. Yani Edward Scissorhands'de, Beetlejuice'e kadar ben çok severim. Ama o şeyi yakalayamıyor. Çünkü o bence o sosyal kapital işte. Sergio Leone'un o filmlerinde o oluyor. Artık ama şey de oraya kadar. Mesela Pedro Almodóvar filmleri de severim ama o yok. O felsefesi olan yani İtalya'da çok var o işte toplumsal gerçekçilik aslında biraz da o belki. Bir yere kadar şeyle konuşuyor ki Kurosawa filminde Yakuza eleştirisi de var. Yakuzalık eleştirisi. Süper kahraman filmlerini falan da öyle yapmadılar mı sonuçta? Ama süper kahraman filmleri mesela kaliteli değil ama benim dediğim şeyler kaliteli. Yani kalitelisinde de şey içeriği yok. Toplumsal içerik yok. Yani bizim Kemal Sunal filmlerinde bile vardır ya bir içerik bugün yok. Artık dünya oraya kaydı belki ama bugün hala Avrupa yani 60'larda 70'lerde o içeriği şey sunuyor bize. Hep ya etnik azınlıklar mesela Coppola gibi falan onda var babada var yani. Ya da işte İtalyanlar da çok kuvvetli abi o. Sinema olayında çok kuvvetli herifler. Hakikaten çok kuvvetliler yani. En iyi 20 yönetmen yazdı. Hakikaten ya İtalyanlar niye o kadar kuvvetli? Abi sahne şeyi İtalya'ya göre her köyde opera her köyde şey var. Adam tiyatro ile iç içe büyüyor. Sahne kültürel olayı şey kültürel bir şey ve sokak sahnesi. İngiltere gibi high art değil. Komedide artı diye bir şey vardır yani. Palyaço bilmem ne işte pantolonla bundan gelir. Adamlar hakikaten çok tiyatral. O şey çok var. Tiyatroya gitmiyoruz biz. Tiyatroya giden bir toplum sahne şeyi yok biz. Hocam bu arada Japon demişken geçen gün attığınız tweet bir daha gündeme getirmek istiyorum. Fenerbahçe'nin büyük yenilgisi sonrası babanızın Batshuayi'yi abi aradı babam diyor ki o diyor şerefsiz diyor nerede diyor bilmem ne diyor ya aldık diyor bilmem ne oluyor bu Mitsubishi diyor. Baba diyorum Mitsubishi ne? Ya anladım sen diyor Mitsubishi. Abi şimdi Mitsubishi deyince Japon topçu yok ki bizde. Ya vardı bir tane Koreli gitti. Baba dedim Batshuayi mi diyorsun? Batshuayi mi diyorsun? Başay Mitsubishi diyor. Babam bize çok yani böyle böyle amca biri değil yani. Çok kültürlü bir adam fark etmiyor abi Türkse. Başay Mitsubishi'dir yani. Osmanlılar da öyle çok barışık bu konularda. Fransızca bir şey duyuyor öyle kafasından yazıyor. Katipler yazıyor ya mesela isminle atıyorum duyuyor. Ne kulağına ne geliyorsa rastgele yazıyor. Hiç mesela böyle adamın adı işte Giovanni oraya çoban yazıyor. Çoban yazıyor mesela uydurdum. Ya hocam ben bir akupunktura gittim burada. Adam Ying Yang mı ismine Koreli bir adam. Türkiye'ye geldiği ilk gün buna İhsan ismini vermişler. Yani isim vermeyi seviyoruz yani. Kuwabatake Sanjuro Mifune Toshiro Mifune Watabayo. Bunu da koyayım bir yere. Bir de şey yapalım ya mesela biz ilginç bir şey dersek siz Japon gibi şaşırın.
Battabayo. Ve bayo diyor bir yerde. Bak Battabayo demiyor ama bir yerde son filmin sonunda Yojin Boda giderken bayo, abayo diyor. Demek ki abayo. Bak ulan Google'a da yazamıyorsun ki. Abayo görüşürüz demek. Battabayo. Naruto izlediyseniz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Battabayo deyip Naruto şey yapıyordu. Naruto izleyenlere de selam olsun burada. Evet, gerizekalı Türkler olarak gene başka milletlerin konuşmasına girerek tam bir Hans olduğumuzu. Ama çok enteresan, o kadar eğitim aldım. Değişik ülkeler gördüm. Karakterimi hiç etki etmedi bak bunun. Yani hiç değiştirmedi beni. Sıfır impermeable yani şey gibiyim böyle, geçirmez. Fransızca. Eğitim sizin istikametinizi hiç bozmadı. Bozmadı. Yani ben eğitimin baştan... istikametini bozdum. Bana Özgür Sezer dedi. Bugün artık böyle çok şey yapıyorum. Baktı. Ulan dedi, o kadar dedi. Gittim de oralarda okudum, buralarda okudum dedi. Hiç değişmedim lan, çok takdir ediyorum dedi. Facebook'ta birini trollüyordum ben ama daha 14 yaşında gibi. Abi dedi, hiç etki etmiyor sana eğitim dedi. Evet arkadaşlar, ben eğitimin eğitim kısmındayım abi. Öğretim Pink Floyd. We don't need no education yani. O beyin yıkamıdır, gerek yok. Öğretim kısmında yokum. Standardizasyona karşıyız. Nasıl kendi pespayeliğimi şey yaptım. Eğitim kısmı. Ben eğitimi yoldan çıkardım. Eğitim beni yoldan çıkarmadı. O Yojimbo. Akira Kurosawa. Sergio Leone. Görüşürüz. Ramazanınız kutlu olsun. Hayır. Hayır olur Ramazanınlar.